Zeytinler üreticiler tarafından genellikle elle toplanılıyor. Genel geçmişten öğrendikleri şekilde yapıyorlar. Elle toplama işlemi yapılıyor. Ve yeşil olarak toplanan zeytinler bıçakla çizilerek ya da taşla kırma işlemi uygulandıktan sonra 100 kilogram zeytin için 5 kilogram iri deniz tuzu ve içme suyu ile salamura yapılıyor. Siyah olarak toplanılan zeytinler 100 kilogram zeytin için 4 kilogram iri zeytin deniz tuzu ve içme suyu ile salamura ve sadece 4 kilogram iri deniz tuzu ile susuz bir şekilde de sele olarak da üretim yapılabilmekte. Buraya has olan karamüsel samanlı zeytini özellikle aslında literatürde Bursa, İznik bölgesiyle karamüsel, Kocaeli karamüsel olarak geçmesiyle birlikte bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda, araştırmalarda sadece karamüselde üretiminin yapıldığı tespit edildi. Zaten biz bunun üzerine coğrafi işaret alma talebinde bulunduk Türk Patent Enstitüsü'ne. Burada karamürselin samanlı dağları üzerinde denize bakan yamaçlarında yetişen bir üründür. Yani zeytin çeşididir. Özelliği iri olması, et oranının çok yüksek olması, bir de kısa sürede tatlanmaya ulaşıyor. Yani 20 günlük, 25 günlük bir sürede tatlanmaya ulaşıyor. Genellikle susuz bir şekilde sele olarak yapılan bir zeytin çeşidimiz. Bir başka da özelliği yani kendine has yağında bile has bir tat ve aroması var. Burukluk bir tadı var. Yani genellikle yağda kullanılmıyor ama yağlık olarak kullanılmıyor ama yağında da ayrı bir kalite var. Eski ağaçlardan olarak 300 tane ağacımız var. Eski türlerden. Yani yaşı çok eski olanlar, 800 yaşında, 1000 yaşında olan ağaçlardan 300 tane ağacımız var mevcut. Karamürselin samanlı zeytini bu bölgeye has bir zeytindir. İnce kabukludur, iri tanelidir, çekirdeği ufaktır, yağlı bir türdür ve sofralık bir türdür. Ve elle toplanır, karamürsel sepeti tabir ettiğimiz sepete toplanır. Zedeleniyor. İnce kabuk olduğu için yere toplayamazsınız ya da sırıkla dokuyamazsınız. Sofralık bir tür olduğu için, ince kabukta olduğu için, etli olduğu için zedelenme oluyor. Bu sefer de çürüme yapıyor.